sevgili seyirciler, cep telefonları, televizyonlar, elektrikli ev aletleri ve daha pek çok şey. İşte yaşadığımız evden çalıştığımız ofise kadar hemen her yerde radyasyona maruz kalabiliyoruz. Sağlık alanında yapılan çalışmalarsa maruz kaldığımız manyetik alanların sağlığımız üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Peki radyasyondan kaçmak mümkün mü? Nasıl kurtulabiliriz ya da zararlarını en aza nasıl indirebiliriz? İşte bunları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Nesrin Seyhan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen isterseniz şöyle başlayalım. Manyetik alanların zararları nedir, nelerdir? Buna başlayalım dilerseniz. Öncelikle elektromanyetik alanlara sizin de söylediğiniz gibi evde kullandığımız tüm aletlerden, elektrikli aletler, ışıklardan, cep telefonlarından, kablosuz internetten, baz istasyonlarından, verici antenlerden ve yüksek gerilim hatlarından maruz kalıyoruz. Yapabileceğimiz şeyler var bireysel olarak. Yönetimlerin yapabileceği şeyler var. Biz nasıl korunuruz? Sırayla gidelim isterseniz. Önce evdeki bütün aletlerden başlayalım. Ev içi aletler ve yüksek gerilim hatları. Yüksek gerilim hatları çocuklarda lösemiyi 2-3 katına kadar artırıyor. Bu uzun yıllar önce söylendi. Ve bundan doğan manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar çocuklar için özellikle çok zararlı. Yüksek gerilim hatlarının yanında yerleşim olmamalı. Bunlar yönetimlerin yapacağı şey. Ev içindeki aletlerle çok yan yana değiliz. O nedenle buzdolabı gibi, çamaşır makinesi gibi bu aletler çok fazla bizim için zararlı sayılamaz. Bizim için en zararlı olan ne olabilir? Tabii bize ki en yakın olan. Benim bitişik yaşadığımız son zamanlarda. Evet. Hepimizin cebinde, yanında 24 saat maruz kaldığımız mikrodalga radyasyon yayan cep telefonları, onların verici antenleri, evdeki Wi-Fi dediğimiz kablosuz internet kullanımı bunlar. Bunların ne yaptığını önce söyleyeyim isterseniz zararlarını, lütfen, bugüne kadar bulunanları. Şimdi yüksek gerilim hatları 10 yıl önce bundan doğan elektromanyetik alanlar olası kanser yapıcı olarak ilan edilmişti. Birkaç yıl önce de cep telefonları ve onların yaydığı radyasyon 2B karsinojen dediğimiz muhtemel kanser yapıcı olarak ilan edildi. Bu çok zor alınan bir karardı. 17 tane bilim insanı toplandı. IARC dediğimiz Uluslararası Kanser Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kuruluşu buna karar verdi. Şimdi biliyoruz ki artık cep telefonları, kablosuz internet, mikrodalga radyasyon yapan tüm aletler bizde muhtemel kanser yapıcı bir kaynak. Bunu biliyoruz artık. Ne yapmamız lazım? Nasıl hemen ona geçelim. Ya da nasıl engelleyebiliriz? Ya da en aza nasıl indirgeyebiliriz? Şimdi çok önemli, bizim birey olarak yapacağımız şu var. Sohbet amaçlı cep telefonu kullanmamak. Çocukların eline cep telefonunu mümkünse vermemek. Eve gittiğimizde cep telefonlarımızı, evde telefon varsa kapatmak ya da uçuş modunu almak. Evdeki Wi-Fi ya da kablosuz internet kaynaklarını sadece kullandığımız sürece açmak ve onun dışında kapalı tutmak. Ve kesinlikle ve kesinlikle cep telefonlarını sohbet amaçlı kullanmamak. Evde ve iş yerinde kablolu telefonu tercih etmek, kablosuz interneti, kablosuz telefonu zorunlu olmadıkça ve sohbet amaçlı kullanmamak. Artık öyle bir hale geldi ki hocam, hani sadece telefonla konuşmak değil, artık akıllı telefonlarda her türlü teknolojik gelişmeyi görebildiğimiz için, yani hesap makinesi bile var, bir şey olduğu zaman hemen telefonu kullanıyoruz. Yattığımız yerde bile, hani her zaman söylersiniz siz de bilim insanları olarak, işte yattığınız yerde yanı başınızda olmasın, mutlaka kapalı olsun. Evet. Ama öyle bir hale geliyor ki mesela geçenlerde de yine bunun haberini verdik. İşkolikliğin dışında yine işe bağımlı çalışan insanlar için ya da 7/24 telefonu açık kalması gereken insanlar, mesela biz gazeteciler gibi. İşte o telefonu kapatma lüksümüz yok, öyle söyleyeyim. O zaman gibi şunu yapmak gerekiyor. Eğer cep telefonunu çok uzun süreli kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka kulaklıklı kullanacağız, ama mutlaka. Yani kulaklıksız cep telefonunu kısa süreli olsa bile kullanmamak gerekiyor. Ben çok kısa sürelerle kullanıyorum ve zorunlu olmadıkça kullanmıyorum. O nedenle kulaklık şimdilik kullanmıyorum, ama günde birkaç 10 dakikayı geçmez. Neden böyle yapmalı onu söyleyeyim.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda buna ilişkin 100'e yakın araştırma yaptık. 25 yıldır bu konuda araştırıyoruz. Bulduğumuz sonuçları söyleyeyim. Önce bizim bulduklarımızı. İnsanlarda DNA kırığı yaptığını, dikkatinizi çekiyorum, insanlarla yaptığımız klinik bir çalışma bu. Telefonla konuştuğunuz yerdeki saç köklerinde DNA kırığı bulduk. Bizim çalışma arkadaşlarımızdan Washington Üniversitesi'nden Henry Lai, Türkiye'de çağırmıştık onu, beyinde DNA kırığını buldu. Ve biz tiroid bezinde değişimler bulduk. Tükürük bezlerinde değişim var. Kan beyin bariyeri dediğimiz bariyeri etkileyip normalde beyine girmemesi gereken bir yığın malzemenin, maddenin girişini sağlıyor, bariyeri açıyor. Bunlar dünyada yapılmış çok çok bizim ana bilim dalımızda da çok önemli çalışmalar. O nedenle artık cep telefonlarını bir de 10 yıldan fazla kullananlarda beyin tümörlerinin arttığına dair 17'ye yakın ülke yanılmıyorsam ortak çalışma yaptı. Interfon çalışması diye açıklandı. 10 yıl ve uzun süreli kullananlarda beyin kanserleri artıyor. Evet. Bu da dünyada kabul edildi. Evet ya, o kadar öyle bir hale geldi ki artık bakıyoruz küçük çocuklarda, yani 7 yaşındaki bir çocuğun elinde bile işte iPad var, iPhone'u var. İşte yani aslında şey söylemek yanlış ama yani akıllı telefon kullanıyor, iPad kullanıyor. iPad için hemen söyleyeyim. Yani oyun için bile yani bu elektromanyetik alanı genişleten, yani bu tür zararlar veren, radyasyon yayan cihazları küçük çocuklar bile kullanıyor. Küçük çocuklar kullanırken benim de torunum kullanıyor. Mutlaka bu kucaklarında kullanıyorlar. Çok pratik bir önlem. Bir yastık ya da bir şeyin üstüne koymak onların cinsel organlarından daha da uzaklaştıracaktır. Dolayısıyla direkt maruziyeti azaltacaktır. Bir de hocam biraz önce dediniz ki hani kulaklıkla konuşalım en azından bunu. Bir de Bluetooth kulaklıklar var. Hayır, kesinlikle önermiyoruz. Sadece onlar da hani yine kablolu, her şeyin kablolusu. Evet, Bluetooth yine aradaki alanı mikrodalga radyasyonu yine artırıyor. Ben uzun süre Dünya Sağlık Örgütü'nde elektromanyetik alanlar projesinde danışma komitesi üyeliği yaptım. NATO'da da uzun süre görev yaptım, bilimsel araştırma komisyonunda. Oradaki çalışmalarda cep telefonlarının baz istasyonları kurulurken bile o çevrede yaşayan halkın onayı olmadan, eğer olmazsa kurulmama gibi yönünde karar almıştık. Hatta bir de hamilelerde çalışmak üzere karar aldık. 2004'lerdeydi galiba ve Gazi Biyofizik'te bu konuda bir çalışma yaptık. Anne karnındaki bebeğe nasıl etkiler diye. Bu bir hayvan çalışması tabii. Bebek etkileniyor, anne daha çok etkileniyor. Çünkü sıvının içinde olduğu için bebek. Mikrodalga radyasyon en çok sıvılar emiyor. Çünkü biliyorsunuz... İletkenliği olduğu için daha fazla alıyor. Pişirmeyi de biz radyasyon bununla yapıyoruz, mikrodalgayla, mikrodalga fırınlarda. Sıvıların ısısını yükselterek su molekülünün öyle ısıtıyoruz ve pişiriyoruz. Anne karnındaki bebek de o nedenle etkileniyor. Biz DNA kırığına giden yolda etki bulduk. Ve yeni doğmuş bebeklerde ve fetüste etki bulduk. Peki şimdi fiziksel hani zararlarını radyasyonu söylediniz. Psikolojik açıdan da baktığımızda insan üzerinde etkileri var mı radyasyonun? Çocuklarda kabul edilmiş dünyada etkilerinden bir tanesi öğrenmeyi zorlaştırıyor. Mikrodalga radyasyon çocuklarda öğrenme güçlüğü yapıyor, dikkat eksikliği yapıyor. Örneğin araba kullanırken cep telefonu kullanıyorsanız bir etkide dikkat eksikliği olacaktır. Peki hocam şimdi tamam hani evlerde ne yapmamız gerektiğini anlattınız ama işte ofislerde diyelim ya da bizde televizyonda çalışanlar, televizyoncuların hani kaçabileceği bir durum yok çünkü her yer belki çok olmasa bile işte bilgisayar, hani radyasyon yayıcı cihazlar var. Mecbur çalıştığımız süre esnasında buna maruz kalıyoruz ama sonrasında ne yapabiliriz? Ya da o üzerimize vücuda aldığımız radyasyonu nasıl atabiliriz? Öyle bir imkan var mıdır? Yani bu eğer sinir sistemimiz üzerinde etkili, kalp üzerinde etkili, nöronlar üzerinde etkili, etkili olmayan bir şey yok. Şöyle düşünelim. Bu odada 10-15 kişinin cep telefonu kullandığını düşünelim. Bu oda nasıl? Sigara dumanından göz gözü görmeyecek gibi düşünün. İşte bunlar elektromanyetik dalgalar.
Yani şu anda 5-10 kişi cep telefonu kullanıyor olsa burada, böyle dalgalar içinde bütün vücudumuz yüzüyor olacak. Başımız ve gövdemiz. Nasıl azaltabiliriz bunu? Sadece ve sadece zorunlu olmadıkça kullanmamak gerekiyor. Ama bunun dışında da elektromanyetik radyasyonu azaltabiliriz. Bütün koridorlar, ben iş yerlerinde görüyorum, bizim üniversitemizde de gereğinden fazla ışıklarla aydınlatılıyor. Floresan lambalar. Bunun da elektromanyetik alanı var. Yani biz Akdeniz ülkesiyiz. Camlarımızdan bayağı ışık geliyor. Koridorlarda ışık yanmaması gerek. Odamızda masamızın üstü aydınlanacak kadar yanıp onun dışındaki mekanın ışıksız olması gerek. Çünkü biz bir güneşi bol bir ülkeyiz. Hem bu israf açısından gerekli, hem de daha az elektromanyetik alana maruz kalmak açısından. Normalde şehir cereyanı dediğimiz evdeki aletlerin yarattığı 50 Hz'lik alanların yarattığı statik elektriklenmeyi şöyle yok edebiliriz. Islak demirleri, yerle ilişkili olan demirleri tutarak, bol suyla duş alarak, ayağımıza yalıtkın olmayan bir ayakkabı giyerek, yürüyüş yaparak, toprağa basarak, çimlere basarak, işte küvette örneğin bol suyun içine girerek böylece elektrik yükümüzü atabiliriz. Bu statik elektrik vücudumuzda. Ama elektromanyetik alanın bize verdiği zararı vücudumuza geri döndüremiyoruz. Çünkü bizim bağışıklık sistemimiz üzerine etki yapıyor. Bu geri dönüşümsüz bir etki muhtemelen. Örneğin biz DNA'yı kırdığını bulduk, değil mi? DNA kırığı tamir edilebilir, edilemez de. Edilemezse kanserdir. DNA kırığı demek kanser demek. Yani işte dediğiniz gibi hani hep biliriz, işte toprağa çıplak ayak basalım, işte topraklama yapsın. Hani olur ya, ben de onun için sormak istedim. Evet. İşte yoğurt ye ki işte yediğin şey... Onlar iyonizan radyasyon, evet, dediğimiz o zararlı bir kısım. O açıdan hani var, evet, mı daha hani az kullanmanın dışında da ne yenilir ne içilmez, işte ya da su dediğiniz gibi, bunu sormak istedim. Bunun için dünyada şöyle yerler yapılıyor. Fransa'nın güneyinde bazı bölgeler var. Hiç cep telefonu radyasyonu olmayan. Bu konuda hassasiyeti olanlar, bazı insanlar çok hassas bu konuda, o bölgelere göç ediyor. Amerika'da bu radarların olduğu bir bölge var, gökyüzünü inceleyen. O bölgede işte elektromanyetik alanlar az, oralarda duruyorlar. İnsanların böyle göç ettiği yerler var. Biz dünyada son 10 yıldır bu konuda şeyler yayınlıyoruz, bildiriler bütün dünyadaki bilim insanlarıyla. Free zone dediğimiz elektromanyetik alanların olmadığı şehirlerde zonlar oluştursun. Yani insanlar hiçbir alana maruz kalmak istemiyorlarsa oralara gitmeliler. Bu özgürlükleri olmalı. Evet. Sadece işte Fransa'nın güneyi, İtalya'nın bir bölgesi ya da Amerika'da bir yer değil. Şehirlerin içinde böyle bölgeler oluşturmalı. Bunu yapmalıyız. Biz bildirileri Benevento başta olmak üzere Catania bildirgesi, çok bildirgeyi yayınladık dünyada. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları. Bunlar da ne dedik? Cep telefonları alırken en az radyasyonluyu alın. Çocuklara mümkün olduğu kadar vermeyin. Veriyorsanız kullanımlarını kısıtlayın. Aldığınız noktada hükümetler size cep telefonlarının radyasyon miktarını belirten SAR değeri dediğimiz, onlar konusunda satıcının bilgi vermesi lazım. Bunu sağlayacak olan hükümetler tabii ki, ilgili bakanlıklar, bize Telekomünikasyon Kurumu, şimdiki adıyla BTK. Daha çok radyasyona maruz kalması için bir yan ülkeler telefonların antenlerini yükseklere kuruyorlar. Bizim ülkemizde ise maalesef direklerin üzerine anten kuruluyor. Direklerin boyu evlerin boyunun, apartmanların ikinci, üçüncü katına geliyor. Dolayısıyla apartmanın ikinci ya da üçüncü katında yaşayanlar direk ışının içinde kalıyorlar ve çok büyük alana maruz kalıyorlar. Örneğin BTK bunu yeniden gözden geçirebilir. Bu konuda bizi bilinçlendirebilir. Der ki, ölçüyorum sürekli bu dairelerdeki alanları ve şu kadar üstünde, şu kadar altında gerekli önlemi alıyorum. Veya artık elektrik direklerini kurmayacağım, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Böyle yönetimlere görev düşüyor. Yönetimlere düşen görevler konusunda biz sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. Örneğin bir merkez kurdum ben. 2005 yılında YÖK'ten geçti ve Bakanlar Kurulu'yla Gazi İnan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi, GNRK. Bütün
Türkiye'de ölçüm yapıyoruz. Hı hı. İş yerlerinde, evlerde, burada TRT'de yaptık. Hı hı. Bütün bakanlıklar, her türlü kuruluşta elektromanyetik alan seviyeleri size zararlı olacak sınırın altında mı, üstünde mi, onu ölçüyoruz. Ve eğer üstündeyse ne yapılması gerektiğine dair danışmanlık veriyoruz. Hı hı. Efendim çok teşekkür ederiz. Aydınlatıcı bilgiler paylaştınız bizlerle. Yayınımıza katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Profesör Doktor Nesrin Seyhan stüdyo konuğumuzdu. Bu sohbetin ardından da günü hep birlikte noktalamış olduk. Yarın yine aynı saatte saat 17'de gün biterken TRT Haber ekranında olacak. Hoşçakalın.